Şangay'a indik. Taksiye bindik. Yine inanımız Çinli yok. Yine geriliyoruz. Otele gidiyoruz Şangay'dan. Şangay'dayız. Bu merkezi bir yerde bir Sincan restoranı bulundu yine. Bizim için. Türk yemeklerine daha yakın. Hatta Türk yemeği denebilir ama çok da değil. Böyle bir yere geldik. Helal yazıyor şurada. Böyle mekan. Yemekleri çok güzel. Hele bir pilavları var tatlı. İçinde havuç var. Patates var ama tatlı. Pilavı çok beğendim. Şangay'da bir oteldeyiz. Rahatsız etmeyeyim. İnsanları da şöyle kapatayım. Odamız bu. Şöyle. 40 veya 50 metrekarelik bir şey. Ya da daha az olabilir. Böyle bir şey hatırlıyorum çünkü. Şangay'da oteller çok pahalı. Bu penceresi de tuttuk burayı. Onda böyle tuvaletinde bir pencere varmış. İki odanın ikisi 680 gibi bir şey tuttu. Çinlilerde 4 uğursuz rakammış. O yüzden oda numaralarında hep böyle 1, 2, 3, 5, 5 atlıyor. 4 kullanılmıyor. Aynı şekilde asansörlerde öyle 4'e basınca gitmiyor. Ya da 4 tuş hiç yok. Bu çok enteresan gelmişti bana. Batıl inançları. 4 uğursuz rakam, 8 ise uğurlu rakam. Çünkü 4 ölüm demekmiş. Çok enteresan. Burası Şangay'da ünlü bir yolmuş. Nanjing Road böyle. Teknoloji mağazaları var. iPhone ve Samsung karşı karşıya. Fiyatlarına baktık. Türkiye ile hemen hemen aynı. O yüzden hiç gerek yok. Huawei bulmaya çalışıyoruz ama yokmuş. Biliyor musunuz nerede dedik? Bilmiyorlar. Huawei bulsak çok güzel olacak. Huawei. Çok ucuzmuş çünkü burada. Şimdi bakalım. Arıyoruz. Şangay'da bir markete girdim. Koku çok ağır. Çok ağır baharat kokuyor. Çünkü burada sıcak su alabiliyorsunuz ve şunlardan yapıyorsunuz kendi kendinize. Nasıl kokuyor? Oh oh. Enerjilikleri. Oh. Böyle. Bakalım şimdi hani alacak bir şeyler bulacağım da ne alacağım bilmiyorum gerçekten. Neymiş bunlar? Kuru kayısı mı acaba? Böyle bir market. Yorulduk. Hem de internet ihtiyacımız vardı. Bir otelin resepsiyonuna oturduk böyle. Şu tarafta resepsiyon. Lobi burası. Wi-Fi ihtiyacımızı gideriyoruz. Dinleniyoruz. Ayaklarım yoruldu. Çok lüks bir otelmiş burası. Burası Yuyuan Garden. Burada ıvır zıvır şeyler satılıyor. Ucuz şeyler var. Alışveriş yapmaya geldik buraya. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Bu arada Huawei'ye girdik. Fiyatları çok çok düşüktü. Yarı fiyatına Türkiye'nin neredeyse. Ama artık Google onu desteklemeyecekmiş ve hiçbir güncelleme olmayacakmış. Yani istediğimiz bir şeyleri kullanamayacağız. O nedenle alamadık ve bu haberi daha ben alacaktım. Arkadaşıma attım fotoğrafını. O verdi. O şekilde aldım o haberi. Hayal kırıklığı. Bakalım Yuyuan Garden nasıl bir yer. Yuyuan Garden'da dolaşmaya devam ediyoruz. Mimarisi çok güzel. Demek ki bu yüzden bu kadar ünlüymüş. Ve ucuz şeyler satılıyor hep. Bizim İzmir'in Kemeraltı gibi. Böyle bir hana girdik. Ya 65 liralık küpeyi 25 liraya yuana indirebildik. Yuan pardon lira diyorum. Sıkı pazarlık yaparsanız gerçekten çok iyi alabiliyorsunuz. Çünkü kazıklıyorlar insanları. Aynen öyle. Eğlenceli pazarlık yapmak. Otele uğrayıp valizleri aldık. Şimdi metroya gidiyoruz. Metro ile gideceğiz.
havaalanına. Geceleri yollar çok daha güzel. Işıl ışıl parıl parıl parlıyor. Bakalım nasıl gideceğiz? Metroyu falan halledebilecek miyiz? İlk defa Çinli olmadan metroya bineceğiz çünkü. Biletimizi aldık ve doğru yerde bekliyoruz. O kadar çok stres olduk ki. Bunu alıp bu doğru line'ı bulmak için çok vakit harcadık. Şu an çok terledi. Bir abi yardımcı oldu. Hatta 2-3 kişiden birden yardım istedik. Hep yardım çalıştı. Edemedi. Son bir kişi yardım etti ve sonunda bunu aldık ve bekliyoruz. Sonunda mutlu, mesut ve güvenli bir şekilde havaalanına gidiyoruz. Son durakta ineceğiz. Ve sonra Türkiye, kendi ülkemiz, kendi dilimiz. Şangay Pudong Havaalanı'ndayız. Kapıdan gireceğiz. Valizlerimizi şuraya verdik. Qatar Hava Airlines'tan gidiyoruz. Şu an hüzünle karışık bir mutluluk var. Çin'e veda diyorum ama evime dönüyorum. Evime dönüş yolum. Hadi kapıya doğru gidelim.